Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mehmet Uğ'nun cesedi gömüldüğü bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı. İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi Kırıkköprü mevkii Deliçay Deresi yatağında 4 gün önce başlatılan kazı çalışmaları bir günlük aranın ardından yeniden başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinalarıyla 5 farklı noktada yaptıkları kazı çalışmasını alanı genişleterek devam ettiriyor. Olay yeri inceleme ekipleri kazı çalışmasında buldukları emareleri cinayetle ilgili olabileceğini değerlendirerek muhafaza altına aldı. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı kazı alanında Mehmet Uğ'nun cesedine ilişkin bulguya ulaşmak için polis kazı çalışmasını sürdürüyor. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri 2011'de yakınlarınca sabah evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mehmet Uğ'nun dosyasını yeniden açarak çalışma başlatmıştı. Kurulan özel ekip 10 aylık çalışmanın ardından cinayete kurban gittiğini belirlediği Mehmet Uğ'nun öldürülmesiyle ilgili eşi 41 yaşındaki H.U. ile iki yakınını Antalya'da gözaltına almıştı. Hatay'a getirilen şüphelilerden H.U.'nun sorgusunda eşini aile içi şiddet nedeniyle tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf etmiş, şüphelilerden H.U. tutuklanırken H.T. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.